Değerli STV izleyicileri, Sanata Daire hepiniz hoş geldiniz. Evet, bir cumartesi akşamı yine ekranlarınızdayız. Sizlerin karşısındayız efendim. STV ekranlarındayız. Aynı zamanda STV Facebook hesabından da bizleri izleyebiliyorsunuz. Sizleri şehrimizin değerli sesleriyle buluşturuyoruz. Yine çok değerli bir sesi ekranlarınızın karşısına getireceğiz efendim. Bu akşam Özge Nur Altaş bizim konuğumuz. Özge Nur Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok iyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Bizim davetimizi kırmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yine değerli eşlikleriyle Hakan Karaay bizimle birlikte. Geçtiğimiz hafta yine solist Hasan Salman'a da eşlik etmişti Hakan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün yine keyifli. Hem sizin hayatınızı dinleyeceğiz efendim. Müzik yolculuğunuzu dinleyeceğiz. Hem de o güzel sesinizden bu bir saatlik dilim içerisinde de güzel parçalar dinlemek istiyoruz. Tabii ki, seve seve. O zaman başlayalım. Bu soruyu ben çok böyle klişe buluyorum ama aslında sizinle ilgili daha fazla bilgi alabilmek anlamında çok önemli. Tabii. Özge Nur Altaş kimdir efendim? Bunun başlangıç noktası gerçekten çok uzun yıllara dayanıyor. Yani lise yıllarımda müziğe karşı hep merakım vardı. Hep sesimin güzel olduğu söylenirdi ve lise gösterilerinde hep ben söylerdim, hatta ortaokul dahil. Harika. Sonra şan dersleri almak istedim ve o zaman şehrimizin tek şan öğretmeni Gülsevin Doğanay'dan, konservatuvarın çok değerli hocalarından ders almaya başladım. Ve şan dersleri sonucunda Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Operana Sanat Dalı'nı kazandım. Harika. 5 yıl orada eğitimim sürdü. Mezun olduktan sonra öğretmenlik için tekrar eğitim fakültesinden müzik öğretmenliği sertifikası alarak 15 yıldır da müzik öğretmenliği yapıyorum. 22 yıldır da solistlik yapıyorum. Çok güzel. Opera için biraz sıkıntılarımız oldu. Kadro, imkan, sınavlar. O yüzden operayla devam edemedim hayatıma ama şarkı söyleyerek bir şekilde onun boşluğunu doldurmaya çalışıyoruz. Harika. İlerleyen zamanlarda yine sorarız tabii ki operanın sizdeki etkisini. Tabii çünkü ki. Çok farklı. Tabii ki. Onu da mutlaka dinlemek isteriz tabii ama ki. Yani Anadolu Üniversitesi çok köklü bir üniversite çok. Ve devlet konservatuarı alanında da gerçekten çok yetiştirilmiş harika solistler var. Onlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Hazır oraya girmişken. Biz çok şanslıyız. Ben ilk mezunuyum Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümünün ve çok değerli hocalarla çalıştık. Ankara Devlet Opera Balesi'nden solistlerle çalıştık. Bizler de hep Ankara'ya gittik, temsilleri izledik. Çok şanslı bir dönemden geliyorum. Aslında normal pop müzik yapan çok fazla solist arkadaşım yok hani mezun olduktan sonra. Evet. İşte kimisi operaya girdi, kimisi öğretmenlikle devam etti. Ben zaten başlamadan önce de solistlik yapmaya başladığım için hem solistlik hem de müzik öğretmenliğini bir arada götürdüm. Bir şekilde bu şekilde sürdürdük hayatı. Harika. Ama harika. Çok memnunum. Yani iyi ki de konservatuvar okumuşum diyorum. Süper. Tabii ki. Yani belki de bizi izleyen şu anda öğrenci ya da tabii seçecek ki olan kişiler tabii için ki de biraz sonra tavsiyelerinizi tabii alabiliriz. Ki. Çünkü Anadolu Üniversitesi dediğim gibi efendim gerçekten sadece okul olmanın ötesinde tabii hayatımıza ki da yön veren bir tabii yer diyebilirim. Ben de oradan mezunum ve hala daha orada etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Hem halk aynen bilim çatısı aynen altında hem de tiyatroda. Bakalım efendim Özge Nur Altaş'ı bir dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Sizin sesinizi tabii duymak isteyen izleyicilerimiz var. O zaman buyurun başlayalım seve efendim. Seve seve, sağ olun. Bulut geçti, göz saçların kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi? Seher yeni eser yırtar ettiğini gülüm. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülüm. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye, kimse bilmez. Başladı dönmeye, kimse bilmez.
geçti. Gözyaşlarım kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher ile eser irtar itti. Teşekkür ediyoruz efendim. Özge Nur Altaş ve Hakan Karaay. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Gerçekten çok farklı bir ses tonunuz var. Çok teşekkür Opera ederim. Mutlaka etki ediyordur diye düşünüyorum. Evet. Çünkü hem operanın içinde görsel sanatlar da, yani o tiyatronun sahne da olmazsa, sahne eğitimi de olduğu için o sesinizin rengi de ona göre değişiklik gösteriyor diye düşünüyorum kesinlikle. Ben. Kesinlikle. Yani sahne, nasıl bağdaştırırsınız ikisini? Sahne eğitimi aldığımız için sahnede nasıl durmamız gerektiğini, elimizi, kolumuzu, mimiklerimizi, jestlerimizi nasıl kullanmamız gerektiğini öğrendiğimiz için bu benim sahne hayatımda da bana çok fayda ediyor. Yani sadece mikrofonu eline alıp şarkı söylemek, evet bunu yapan arkadaşlarımız da var ama bizim aldığımız eğitim sayesinde biz biraz daha sahneyi kullanabiliyoruz. Evet. Ses rengimizle oynayabiliyoruz, volümümüzle oynayabiliyoruz. Yani şan eğitiminin bana vermiş olduğu katkılar bu şekilde daha sahnede performansımı etkiliyor. Ve sizi daha da rahatlatıyor aslında. Yani çünkü şarkı söylemek sadece bağırmak değil. Yani nüanslar var. Müzikal terimleri söylersem belki kimse anlamaz ama hani bir name, bir inişler, çıkışlar bunlar olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani sürekli aynı volümde bağırmak değil de sesi biraz çekmek, biraz kafa sesine vermek. Çok yani güzel. Biraz daha şarkıyla oynamak, yorum katmak aslında. Yorum katmak. Şimdi aynen. Bazı meslektaşlarınız şöyle olabiliyor tabii, insanlık hali açıkçası. Bir sahnedesin veyahut da bir çekimdeyken kendini kasabiliyor. Aynen. Ve kasarken de aslında söylerken o da şarkısına da veya icrasına da etki edebiliyor. Aynen. Yani sizin o deneyiminiz aslında burada görünüyor. O sesinizin iniş çıkışı, oynamalarınız, o nameleriniz çok etki ediyor. Ben hani nacizane diyorum, operaya bağlıyorum açıkçası. Biraz da şey, konservatuvar yıllarında çok merak sardığım bir şeydi. Ben çok caz blues dinlerdim ve sahnede de o zamanki orkestralarımızla biz Eskişehir'de çok fazla caz, blues ve Latin flamenco orkestraları kurduk. Yabancı şarkı çok söylerim. Zaten öyle başladım bu işe. Yabancı şarkı söyleyerek başladım. O yüzden o cazla birazcık aslında operayı karıştırıyorum diyebilirim. Yani biraz opera, biraz caz. Çok güzel. Onun etkisi sanırım. Peki o müzik hayatınız, biraz bahsettiniz aslında, lisede başladı dediniz ama nasıl şekillendi? Yani sizi müziğe yönelten etken neydi aslında? Ailenizden birisi miydi yoksa hocalarınızdan birisi mi? Evet, aslında bir onun geçmişi var. Benim ablamın eşi müzisyendi ve İstanbul'da çok ünlü sanatçılarla çalışıyordu. Zerrin Özer gibi, Ege gibi, Yeşim Salkım gibi. Ben de onun sayesinde onlarla tanışıp onlara küçük yaşlarda vokaller yaparak başladım aslında. Onun provalarına giderek oradan birazcık harmanlandım diyebilirim. Aşk oradan da geliyor. Yani aşk orada var bence ve şunu da söylemeden geçmemeliyim. Bunu da yanlış anlamayın lütfen. Sesinizin o bazı renklerinde de aslında Zerrin Özer'in çok benzetiyorlar. Tınılarını da alıyoruz öyle değil mi? Yani bu çok güzel, hoş bir şey aslında. Kesinlikle. Yani renginde var zaten ama çocuklukta çok dinlemek, çok bir araya gelmek belki etki etmiştir. Hatta her sahnede mutlaka bir Zerrin Özer şarkısı isterler.
benzettikleri için herhalde. Tabii ben bundan onur duyuyorum. Kesinlikle Zerrin Özel ismi. O kadar ismi güzel bir sese benzemek. Çok farklı. O kadar güçlü bir sesle anılmak çok güzel. Ben elimden geldiği kadar tabii kendi yorumumu katıyorum ama o renk dediğimiz şey benziyor. Kesinlikle öyle. Bence tabii ki sorularım var ama böyle güzel bir sesi, böyle eğitimli bir sesi STV'deki şu anda izleyicilerimizle buluşturmaya devam edelim diyorum ben. Tamam. İkinci parçamızla devam edelim isterseniz. Seve seve. Senden uzaktan hep bir şeyler eksik, gönlümde derman yok, inan bir nefeslik, ne bir avuntu ne de biraz ümit, ne yaptın bana nedir bu sessizlik, içimde bir şey acıyorsan gelince aklıma her şey. Senden uzaktan hep bir şeyler eksik, gönlümde derman yok, inan bir nefeslik, ne bir avuntu ne de biraz ümit, ne yaptın bana nedir bu sessizlik, içimde bir şey acıyorsa gelince aklıma her şey. Yerine sevemem, yerine sevemem, razım yapayalnız tükensin sevemem, yerine sevemem, olmuyor denedim, yine de yerine sevemedim kimseyi. Senden uzakta hep bir şey, gönlümde derman yok, inan bir nefeslik, ne bir avuntu ne de biraz ümit, ne yaptın bana nedir bu sessizlik, içimde bir şey acıyorsa gelince aklıma her şey. Efendim harikasınız Özge Nur Altaş, Hakan Karaay. Yani gerçekten bunun daha değerli olduğunu hissetmeye başladım 3 programdır. Söylemeliyim akustiğin
sanki solistin sesini daha kesinlikle öne çıkardığını kesinlikle ve duyguları daha da aslında bizimle paylaştığını görebiliyorum. Kesinlikle. Biliyordum ama hep böyle, tabii müzisyenler istiyor ki arkada doygun bir orkestra olsun ama böyle söylemek de gerçekten çok farklı. Ve sizin o bütün duygularınızı biz hissedebiliyoruz. Çok yüreğinize teşekkür sağ ederim, sağ olun. Akustik müzik aslında solistin evet sesinin çok güzel duyulduğu bir tarz ama her solistin tercih edeceği bir şey değil. Çünkü çok sağlam söylemeniz gerekiyor. Evet. Tek bir enstrüman olduğu için. Genelde o yüzden insanlar daha çok kalabalık orkestraları tercih ediyorlar ki hani bir şekilde onu bir kurtarıcı da aslında kesinlikle orkestra. Kesinlikle öyle. Yani burada aslında hem siz enstrümansınız sesinizde aynen hem de söylüyorsunuz. Aynen. Ben bravo genel olarak akustik müziği daha çok tercih ediyorum. Bravo. Ya gitar ya klavye, piyano da sesleri. Bir de bayan sesi biraz daha ince, biraz daha sopranoyuz ya. Kalabalık orkestralarda çok böyle sesimiz sıkışabiliyor değil mi? Evet. Orkestra daha çok bastırıyor. Ve bu sefer boğaza sese çok yükleniyorsunuz. Hani benim tercihim genelde böyle soft akustik yani oluyor. Yani gerçekten ki, çok keyif çok, alıyorum. Aynen ben de yani çok keyif alıyorum. Yani yüreğinize sağlık. İyi ki de davet etmişiz efendim Özgenur Hanım'ı. İyi ki gelmişiz. İyi ki de gelmişsiniz. Biz tanışıyorduk zaten Özge aynen Hanım'la ama bir türlü programımıza denk gelmedi. Mümkün olduğunca şehrimizdeki aslında değerlerimizi sahneyle, burasıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Hı-hı. İyi ki varsınız. İyi ki opera eğitimi, ses eğitimi almışsınız ve böylesine güzel sesinizi de buluşturuyorsunuz diye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi tabii ister istemez piyasada da varsınız. Yani hem konservatuarlı tabii olarak, öğretmen olarak, hı-hı, o farklı bir boyut. Hem de piyasada yer alıyorsunuz. Tabii Özgenur Hanım'ın mutlaka Instagram hesabı var. Tabii oradan ki takip edebilirsiniz hangi mekanlarda, hı-hı, çalıştığını, hı-hı, ama nasıl bağdaştırıyorsunuz? Sizin için daha zor olsa gerek diye düşünüyorum. Ya da çünkü o farklı. Orada bütün tarzları aşmanız gerekebiliyor. Evet. Yani aslında mesleğe ilk başladığım yıllar çok daha idealistim. Sadece yabancı şarkı söylerim. Sadece eski nostaljik 80-90'lar, evet, 45'likleri söylerim diye biraz daha idealist yaklaştık. Ve çok uzun yıllar bunu götürdük aslında. Ama son birkaç yıldır Türkiye'de müzik sektörü biraz daha dağıldı. Yani çıktığınız yerde her şeyi yapmanız gerekiyor. Eğer gerçekten bu işi yapıp para tabii kazanmak istiyorsanız. Yani arabesk isteniyor, oyun havası isteniyor, pop müzik de yapıyorsunuz, Türk sanat müziği de yapıyorsunuz. Dolayısıyla çok geniş bir repertuar olması gerekiyor. İdealist yaklaşabileceğimiz yılları biraz geride bıraktık. Geride bıraktık. Şu an öyle bir dinleyici sonra yok. No, aynen. Her şeyi dinliyor herkes. O yüzden bizler de mecburen çalışmak, o şarkıları repertuara koymak zorunda kalıyoruz. Ama ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Severek söylüyorum çünkü kendi yorumumu katıyorum. Yani aslında söylediğim şey arabesk. Daha önce dinlesem hayatta hoşlanmayacağım bir tarz belki. Ama ben kendi yorumumla söylediğim için bana yine pop müzik gibi geliyor. Ve insanlar da benim yorumumla belki daha da farklı hissedebiliyorlar. Seviyorlar belki aynen de. Aynen, ben severek yapıyorum. Yani yok ya kesinlikle bunu sevmiyorum, sevmeden yapıyorum diyemeyeceğim. Ben evet gerçekten severek okuyorum o şarkıları. Harika, o geçiyor zaten. Kendi tarzımla okuyorum. Yani. Peki aslında Özge Hanım'ın tarzını pop olarak diyebiliriz tabii değil mi? Biraz yani 80'ler, 70'ler hatta. Ben biraz 70'ler, 80'ler, 90'lar olarak adlandırabilirim. Harika. Çünkü Ajda Pekkan'ın ilk çıktığı şarkıların bile repertuar bile var bende. Yani hani çok güzel geçmişten gelen bir repertuara sahibim. O yüzden çok daha böyle eskileri seviyorum galiba. Harika. Yeni şarkılar çünkü birkaç söylüyorsunuz sonra çok akılda kalmıyor. Herkes unutuyor zaten. Evet. Ne ve varsa yani o şarkılarda eskilerde var. Aynen. Onun nostaljisi, duygusu daha aynen da farklı. Mutlaka yeni, hı-hı, eserlerimiz de çok aynen güzel ama geçmişten öyle aynen bir donanımla, öyle aynen bir güçle geliyor ki hala daha aynen sürüyor etkisi öyle değil ve mi? Ve şimdi bir cover yapılıyor ya hani herkes eski şarkıları coverlayıp evet koyuyor. Albüm çıkarıyor. Dolayısıyla şu anki gençler de aslında 70'lerin şarkılarını bir şekilde biliyorlar. Biliyorlar, bilmezler mi? Ve onlara hayranlık duyuyorlar aslında. Aynen öyle. Bu da iyi cover yapıldığı zaman daha da aslında değerli kesinlikle hale geliyor. Bazı coverlar maalesef evet iş tutmuyor aynen diyebiliriz. Aynen. O da zaten belli ediyor belli kendini. Belli ediyor aynen kendini. Harika. Peki
Özge Hanım'dan biz bugün acaba sanat müziği dinleyebilecek miyiz? Bilmiyorum. Böyle şeye sizin repertuarınızı etki etmek istemiyorum tabii ama ki, ses renginden ben merak ediyorum tamam, açıkçası. Tamam tabii ki ne demek. Bilmiyorum. Tabii ki. Bozmak da istemiyorum ama. Yok, ben de çok severek söylüyorum. Babam çok sever Türk sanat müziğini. O yüzden biraz bende o yatkınlık var. Severek söylüyorum. Harika. Ve hep o babamdan kaynaklı duyduğum şarkıları yapmaya çalışıyorum sahnede de. Süper. Efendim devam edelim bence. Tamam. Buyurun. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Dayasaydın taşlara bir zamanlar sevgiyle ateşlenen başını, dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Efendim, teşekkür ediyorum. Beni kırmadınız. Ben teşekkür ederim. Repertuarda yoktu belki ama ben böyle biraz emrivaki yaptım. Çok da severdim bu şarkıyı, çok da severim. Böyle bizden güzelce bir hediye olsun STV ekranları başında olanlara. Çok teşekkür ederim. Şimdi maalesef ki bu pandemi süreci tamam yavaş yavaş artık kopup gidiyor diyebiliriz. Yine dikkatli olmamız gerekiyor ama bu süre içerisinde Özge Nur Hanım ne yaptınız? Yani mutlaka çalışmalarınızı yürütmüşsünüzdür ama şu minvalde soruyorum aslında. Bütün sanatçılar ya YouTube ya da başka mecralarda müziklerini, seslerini duyurmaya devam ettiler. Sizin böyle bir çalışmanız var mıydı? Şöyle ki tabii bir süre hiçbir şey yapmadık diyebilirim ama sonra özledik. Tabii. Şarkı söylemeyi çok özledik.
O zaman Ankara'daydım ve orada arkadaşlarımızla canlı yayınlar Instagram üzerinden canlı yayınlar yaptık. Orada izleyicilerimizle buluştuk. Bazen enstrüman, bazen dörtlü ayrı ayrı, bazen enstrümanlarımız yanımızda oldu, bazen enstrümansız. Hem sohbet hem de müzik olarak izleyicilerimizle o şekilde buluştuk. Biraz kayıt aldık sosyal medya için, videolar hazırladık. YouTube'a videolarımızı koyduk. Çok güzel. O zaman YouTube'da bir, videolarınızı tabii, izleyebilirler efendim. Tabii. Bu Özgenur ses çünkü, Altaş olarak videolarımızı bu sesi özleyeceğiz efendim. Sağ olun. Çok onun için ederim. Özgenur Altaş yazdığınızda YouTube'da, Instagram'da hı-hı, parçaları, sesleri dinleyebiliriz. Aynen. Yani artık pandemi de yavaş yavaş gidiyor. Bir daha başka bir şeyle karşılaşmayız umarım. İnşallah. Sağlığımıza dikkat edelim. İnşallah. Öyle değil mi? Aynen. Peki bunun ötesinde sizin şöyle bir projeniz var mı? Hani bir single, klip ya da başka bu mecralarda yayınlanmak üzere. Çünkü hani ister istemez bütün gelen konuklarıma da soruyorum. Onların kendi çalışmaları olabiliyor. Stüdyoya girip okuyabiliyorlar. Var mı böyle bir çalışma? Ben sadece stüdyoya girip birkaç şarkı hazırladık. Ramazan'da onları hazır. Harika. Ramazan ayında da çok fazla aktif olmadığımız için onları stüdyo kaydını gerçekleştireceğiz. YouTube'a atacağız. Yani hani klip olarak televizyonlarda dönecek kadar değil ama YouTube'da yine videolarımız olsun istiyorum. Çok güzel. Harika. O zaman Ramazan ayı yaklaşıyor efendim. Aynen. Şu iki hafta sonrasında mübarek Ramazan ayına giriş yapacağız. Orada da o zaman heyecanla bekliyoruz yaptığınız çalışmaları. Aynen öyle. Devam edelim efendim. Tabii ki. Buyurun. Gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin.
sen benim şarkılarımsın. Bravo, bravo. Özge Nur Altaş ve Hakan Karay bugün bizimle birlikte efendim, kırmadı kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür keyifli ederim. Gidiyor çok programımız. Gerçekten o kulaklarımızdaki pas gidiyor bugün. Sağ olun. İyi ki varsınız. Sizler sizin gibi öyle. Eğitimli, gerçekten işini doğru yapan kişilerle bizi birlikte olduğumuz için de mutluyuz efendim. Ben de çok mutluyum. Çok harika. Teşekkür ederim. Şimdi biraz opera eğitiminden bahsedelim mi? Belki hı-hı, bizi izleyen, bu alana yönelecek olan arkadaşlarımız olabilir. Zor bir süreç mi? Çünkü tamamıyla dediğimiz gibi ses eğitimi. Evet. Ve gerçekten çok önemli aslında. Tabii ki bütün sanat dalları için geçerli, hı-hı, ama operada biraz daha farklı gibi sanki. Yani klasik müziğin içindeki en zor alan diyebilirim. Çünkü sadece ses değil, sahne de olması gerekiyor operada. Oyunculuk eğitimi. Yani içinizde bu aşk olması gerekiyor. Sesinizin evet çok güzel ama oktavınızın çok geniş olması gerekiyor. Girmeden önce zaten çok ciddi bir eğitim almanız gerekiyor kazanmak açısından. Kazandıktan sonrası çok daha zorlu bir süreç. Sesinize sürekli çok dikkatli bakmanız, evet, gerekiyor. Onunla yaşıyorsunuz. Dersler ve eğitim gerçekten zor. Yani zor bir süreç. Ama her şeyden önce en daha önemlisi kazandıktan sonra, okulu bitirdikten sonraki süreç. Çünkü klasik müzik ve opera Türkiye'nin kendi müziği olmadığı için çok, evet, kısıtlı. Kadrolar çok sıkıntı, operalar çok fazla değil, sınavlar çok az açılıyor. O yüzden mezun olduktan sonra birçok arkadaşımız maalesef biraz operaya giremiyor. Biraz mağduriyet yaşayacak, evet, değil mi? İşsizlik yaşıyor. Dolayısıyla birçoğumuz öğretmenliğe ve solistliğe daha çok mecburen geçmek zorunda, doğru, kalıyoruz. Yani bu işi gerçekten aşkla yapacaksanız, hiç vazgeçmeyecekseniz, çok hırslıysanız ve sesinizin aralığı gerçekten çok iyiyse, evet, kesinlikle opera bunu olabilir. Bunu sonradan yapabiliyor muyuz efendim? Yani küçük yaştayken şimdi biz nereden bileceğiz sesimizin o aralığının işte çok fazla olduğunu ya da ne bileyim, hani bunun bir mutlaka bir eğitimi var. Tabii ama siz nasıl keşfettiniz mesela? Ses küçük yaşlarda oturmuyor. Evet. Şan eğitimi, konservatuar opera bölümleri zaten lisans, yani üniversite devresinde öğrenci, evet, alıyor. Dolayısıyla lise yıllarında zaten ses yavaş yavaş ergenlik döneminin sonunda oturuyor. Eğer sesiniz güzelse bir müzik öğretmeninden yardım isteyip onunla biraz kulak ve ses çalışarak, harika, orada yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Eğer gerçekten böyle bir yeteneğiniz varsa zaten öğretmenler sizi yönlendiriyor. Ama tabii hiç opera izlemeden opera bölümüne girmek mümkün değil. Yani, kesinlikle, operaya karşı öncesinde bir aşk, bir sevgi, bir hayranlık duyulması gerekiyor. Yani hiç bilmediğiniz bir alana girmemenizi tavsiye ediyorum. Yani gençler yani için. Kesinlikle. Benim de şu anda özel şan dersi verdiğim öğrencilerim var. Konservatuara hazırladığım, sahneye hazırladığım solistler var. Hep söylüyorum, gerçekten bu işi yapabileceğinize inanıyorsanız, sonuna kadar gidebilecekseniz, sabrınız varsa, hırsınız varsa, evet, ama yani sadece konservatuar okumuş olmak için okuyacaksanız hiç böyle bir, olmaz, sürece girmeyin. Değil çok mi? Zor çünkü. Çok zor bir süreç. Sadece opera için değil, aynı zamanda sahne sanatları, ana bilim dalı için söyleyebiliriz. Kesinlikle. Diğer dallar, kesinlikle, için söyleyebiliriz. Kesinlikle tiyatro, opera, tabii, bunlar çok zor. Tabii o sabır ve, evet, o aynı zamanda sürdürülebilirlikte mutlaka olması, kesinlikle, gerekiyor, öyle değil mi? Kesinlikle. Peki burada bildiğim kadarıyla sahneye de çıkıyorsunuz bu 4 yıllık süre içerisinde. Belli operetler sergiliyorsunuz, öyle değil mi? Evet, konservatuardayken oyunlarımız, gösterilerimiz, küçük operetler, hatta opera, çok güzel, işte şan konserleri yaptık, hep yapıyoruz. Şimdiki konservatuarların, özlüyor, hepsinde musunuz, de yapılıyor. Özlüyorum. Öğrencilik yılları çok güzel. Çok heyecanlıydık bir de o zamanlar. Yani o işin içine yeni girdiğimiz için tabii bir hayranlık ve aşk, tabii, o zaman daha çoktu. O yüzden o yılları özlüyorum, arkadaşlarımı, arkadaşlıklarımı, hocalarımı. Harika. Özlüyorum. Gülsevin Hoca'dan bahsettiniz. Evet. Hala devam ediyor değil mi bildiğim emekli kadarıyla? Emekli oldu diye emekli biliyorum, mu, aynen. İzliyorsa, evet, ya da izliyorsa, hani izlemiyorsa selam bile olsun, selam olsun. Aynen öyle. Çünkü değerli bir hoca, değerli, biliyorum. Emekli olduğunu
bilmiyordum. Hı hı. Anadolu Üniversitesi ile bağım sebebiyle birkaç toplantıda yer almışlığımız var Gülsevin Hoca'yla. O kadar çok öğrenci elinden geçti. O kadar çok tiyatrodan ve operadan o kadar çok öğrenci yetiştirdi ki gerçekten çok teşekkür ediyoruz ona. İyi ki var. İyi ki varsınız hocam. İyi ki böylesine değerli sesleri, değerli öğrencileri yetiştirmişsiniz. Aynen. Gerçekten doğru müziğe doyabiliyoruz. Evet. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Burada tenzih ediyorum. Tabii ki meslektaşlarınız farklı alanlarda yetişebiliyor ama her şeyin eğitimi de daha farklı oluyor diye düşünüyorum. Yani açıkçası. Ben şunu söylüyorum. Konservatuvar okumak zorunda değil kimse. Hiçbir solist. Bence zaten okumasın da. Çünkü sadece şarkı söylemek için konservatuvar okumaya gerek yok. Yani bu işi operada yapacaksanız evet. Ama sadece şarkı söylemek için sadece iyi bir şan öğretmeninden biraz ders alarak, evet, hem nota hem şan eğitimi alarak sahnede daha doğru şarkı söyleyebilirler. Yani eğitim sonradan alınabilen bir şey. Yani solistliğe başlarken biraz eğitim alınsa çok daha başarılı olabilirler diye düşünüyorum ama en azından tonunu okumak, belirlemiş olursunuz aynen değil mi öyle kişinin? Kesinlikle. O da çok önemli. Kesinlikle. Hangi tondan okuyacağını. Hangi tonda söyleyeceğini bilmesi, sahnede doğru söylemesi, detone olmadan söylemesi, nefesini kullanması. Yani bunların eğitimini alması zaten yeterli. Konservatuvar okumasına gerek yok bir solistin. Harika. Bu da gerçekten farklı. Tabii ki her meslekte var alaylı. Yani tabii böyle ruhsat gerektirmeyen işler için söylüyorum. Alaylılık farklı bir şey ama tabii o alaylılığı artık kendi içinde profesyonelliğe dönüştürmüş kesinlikle sanatçılarımız da var. Kesinlikle. Onları da başımızın tacı. O ayrı. Kesinlikle. Evet, çok böyle nadide isimler var. Valla zaman geçiveriyor. Onun için şimdi yönetmenimiz der ki hani az kaldı. Sizin sesinizden mahrum olmayalım. Ne dinleyeceğiz efendim? Devam edelim. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Buyurun. Söyler durum öğrenmiyor kan gürültü üstüne dururum insan biraz olsun akıllanmaz mı büyümez mi örgeç yanar dağ gibi için için sönmez mi bu sinsi ateş vay yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler var çileli başım ortasında kışın iyice beter vay yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler ortasında kışın iyice geçer bir gün herkes farkında herkes nasıl üzgün insan biraz olsun akıllanmaz mı büyümez mi örgeç yanar dağ gibi için için sönmez mi bu sinsi ateş yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışın iyice beter vay yine mi keder ama artık yeter
Hiç bırakmayın efendim. Tamam, hiç bırakmayın. Peki. Devam edelim. Sonrasında sohbetimize devam edelim. Tamam. Bir tane daha dinleyelim lütfen. Tamamdır. Hava ağır, sıkıntıda sokaklar. Sensin kaldırımlardaki bu iz. Alışmaya çalıştıkça öfke gibi. Hasret büyüyor gözümde, sinsi sessiz. Işıkları yakın nedir bu giz? Yokluğunda sen ne varsa sen bu elden. Ayrılmam, sarılırım hayallere. Ayrılmam, sevişirim özleminle. Efendim, Hakan Karaay eşliğinde değerli ses Özgenur Altaş gerçekten çok keyifli. Dediğim gibi böyle aldınız bizi gittiniz. Onun için dedim ki durmayın devam edin dedim. Çok da güzel oldu, keyifli oldu. Ben de çok keyifli. İyi ki geldiniz efendim. Sağ olun, siz de iyi. Şöyle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz bir kere daha. Belki ilerleyen zamanlarda yine sözümüzü alalım. Tabii ki, ve seve birlikte olmayı çok arzu ederim isterseniz. Tabii ki. Neler söylemek isterseniz son olarak? Son olarak bu işi yapan solistler, gençler, yapmak isteyen gençlere, yapan solistlere bu işi gerçekten aşkla yapmalarını, bu işin eğitimine birazcık önem vermelerini, sahnede daha böyle bir doldurmalarını, o sahneyi doldurmalarını, sadece şarkı söylemekten ibaret değil çünkü sahne. Yani bunu birazcık önemsemelerini çok isterim ki ben çok istiyorum, hani çok iyi solistler olsun, çok iyi mekanlarda çok iyi solistler program yapsın,
herkes çok iyi olsun çok istiyorum. Hiç egoist biri değilim. Tam tersi. Her şeyi daha fazlasını yapsınlar. İnşallah böyle güzel seslere daha çok kavuşuruz. Eskişehir'de de çok değerli sesler var. Umarım daha da güzelleri gelir diye düşünüyorum. Bence daha da güzelleri gelecektir. Kesinlikle. Sizin açmış olduğunuz bu eğitim dikkatine. Hı-hı. Aslında aynen. Dikkat çektiniz eğitime. Kesinlikle. Bu anlamda da insanlar kendilerini geliştireceklerdir kesinlikle. Diye düşünüyorum. Bir kere daha programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Burada programımızı sonlandırmak durumundayız. Çok sağ olun. Umarım bir defa daha belki farklı bir programda birlikte oluruz diyorum. Tabii ki, çok teşekkürler efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Değerli STV izleyicilerimiz, Sanata Dair'in sonuna geldik efendim. Sizler bizleri izlediğiniz için biz mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diyoruz. Dünya Tiyatrolar Günü'nü bütün tiyatrocuların, oyuncuların kutluyorum. Sanatın içinde olan her şey gerçekten özgürdür efendim. Özgürlük gerektirir diye düşünüyorum. Biz onun için sanata dair diyoruz. Bundan sonra programlarımda yavaş yavaş artık tiyatro oyuncularına da yer vermeye başlayacağım. Biraz böyle müzikle kulaklarımızın pasını sildik ama devamında da çok değerli tiyatro oyuncuları var şehrimizde. Onlarla da sizleri buluşturacağım efendim. Bugün için bu kadar. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.